Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce diktatör diyen, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonları çarpıtan Türkiye düşmanı Fransız Le Point dergisinden yeni bir skandal geldi. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoğrafını kullanarak, şeytaniler başlığı atan Le Point büyük tepki çekti. Kapakta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin vardı. Ve bu iki isim Fransız dergisi tarafından şeytaniler ifadesi kullanılarak servis edildi. Neden böyle bir kapakla çıktı ve neden böyle bir makale yazıldı? Şeytaniler ifadesi kullanılıyor. Alt başlıkta da Kremlin'in batıdaki ajanı, gizli ajanı olmakla itham ediliyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen arkasından da Rus oligarkların Rusya-Ukrayna'ya operasyon başlatıp da Avrupalılar ve Amerikalılar, yani Atlantik cephesi bir sürü ambargo uygulayıp yaptırım getirince bu sefer Rus oligarkların işte Türkiye'de yatlarını Türkiye'ye taşıdıkları, pek çok Rus'un Türkiye'ye geldiği, burada banka hesapları açtığı ile ilgili de ayrıntılı bir yazı var. Suriye'den Ukrayna'ya kadar jeopolitik dengeleri alt üst ettiği ifade ediliyor tabii. İki liderin Batı karşıtlığında birleştiği, Suriye'den Ukrayna'ya kadar da jeopolitik dengeleri alt üst ettiği ifade ediliyor. Zaten şeytaniler nitelemesinde aslında neden yazdıkları, neden kapağa taşıdıkları bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Rahatsızlıklarının sebebi aslında bu cümlede gizli. Suriye'den Ukrayna'ya kadar jeopolitik dengelerin alt üst olduğunu söylüyor dergi. Tabii Rusya ile Türkiye birlik olup Atlantik'in kurmak istediği jeopolitik oyunu bozunca da bir anda şeytaniler olarak kapağa taşınmış oluyor iki ülkenin lideri. Fransa Doğu Akdeniz'de karşımızdadır. Libya'da karşımızdadır. Suriye'de karşımızdadır. Dağlık Karabağ'da karşımızdadır. Afrika'da karşımızdadır. Dikatör yok edici demek. Yukarıda da etnik temizlik Erdoğan'ın metodu deniyor. Yani bizim Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği için yaptığımız harekatlar sırasında da yok edici başlığı atılmıştı. Kendi güvenliği için ABD'nin silahlandırdığı PYD'ye, PKK'ya karşı operasyon yapınca yok edici oluyor. Fransa, geçmişte olduğu gibi şimdilerde de kalleşlikte ve kirli hesaplarda sınır tanımıyor. Türkiye'nin karşısında ve aleyhinde hangi dernek, cemiyet, örgüt, topluluk varsa Fransa daima onların yanında yer alıyor. Dolayısıyla da akla gelen ilk soru, Fransa'nın niçin bu kadar öfkeli ya da derdinin ne olduğu? Fransa, Osmanlı döneminde elde ettiği büyük imtiyazları, kapitülasyonları Cumhuriyet ile birlikte kaybetti. Özellikle Güneydoğu Anadolu'yu terk etmek zorunda kaldı. Bu melanet istilacının hangi canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep'ini, Adana'sını, Urfa'sını incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir. Ardından da Hatay'ı kaybetti. Bu bölgede, Büyük Ermenistan ve Kürdistan devletlerinin kurulmasını sağlayamadığı için, Lozan'dan bu yana tam bir Türk ve Türkiye düşmanı ülke konumuna geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını hazmedemeyen Fransa, haddini aşan hamleler yapıyor ve sözler sarf ediyor. Daha doğru tanımıyla, Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olduğu her konuda Fransa karşı cephede pozisyon alıyor. Fransa, Anadolu toprakları üzerinden Doğu Akdeniz'in kontrolünü sağlamaya çalışmıştır. Bu amaçla Ermenileri kullanmış, onların bağımsızlık talebiyle isyan etmesinde önemli bir rol oynamıştır. Batı öncelikle Osmanlı uyruklu Ermeni ve Kürtleri ayrı devlet kurma yönünde kışkırtıp silahlandırmışlardı. Sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar kurup çatıştığımız düşman ülke bu Fransa'dır. Adana'ya sorsunlar, Fransa'yı Şanlıurfa'dan öğrensinler, Fransa'yı Gaziantep'ten dinlesinler, Fransa'yı yakılan Mersin'den duysunlar. Bu ülkenin geçmişinde işgal vardır. Ermeni çetelerine üniforma giydirip üzerimize salan ülke bu Fransa'dır. Ermenilerin Anadolu'da yurt kurma girişimlerini Lozan görüşmeleri sırasında da dile getiren Fransa'nın özellik verilmesi konusundaki talebi, Türk heyeti tarafından ısrarla ve taviz verilmeden reddedilmiştir. Türkiye ile Fransa arasında yaşanan Hatay sorunu günlerinde de, Dersim isyanını destekleyerek, Türkiye'nin dikkatini Hatay'dan Dersim'e çekmeye çalışmıştır.
Dersim ve Hatay'daki Alevileri Türklere karşı kışkırtan Fransa, Hatay bölgesindeki Ermenilere silah dağıtmıştır. Özetle, Fransa'nın Kilikya diye adlandırdığı, Çukurova bölgesinde Ermenistan kurma hayalleri ve Antakya bölgesini Türkiye'den koparma çabaları İstiklal Harbi'nde savaş yoluyla, Hatay'da ise diplomasi ve kriz yönetimi yoluyla önlendi. Düşman geçerse anca benim bedenimin üzerinden geçer diyen, rahmetle, minnetle andığımız yiğitler yiğidi, Şahin Bey'in savaştığı ülke bu Fransa'dır. Adana'da Türk soykırımı yapan, Kozan'da defterdar Hamdi Efendi'yi, mektupçu Ali Rıza Efendi'yi, emekli yüzbaşı Mehmet Bey'i diri diri fırında yakan ülke bu Fransa'dır. Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütü PKK, YPG ve PYD'yi açıkça destekleyen, Yunanistan'a arka çıkarak, ta binlerce kilometre öteden, ayağımızı kendi denizlerimize sokamayacak hale getirmek için çırpınan Fransa'nın niyeti, derdi hep aynıdır. Antep'te Kuvayi Milliye erzak taşırken yakalanıp, Dokurcum değirmeninde kurşuna dizilen, cansız bedenleri süngülenen, küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun katili bu Fransa'dır. DAEŞ denince de akla gelen bir ülkedir Fransa. Bugün Suriye'deki DAEŞ terör örgütüne en çok terörist veren ülkedir Fransa. Osmanlı sonrası Suriye'ye çöken emperyalist güçtür Fransa. Kaddafi'den para gasp eden sonra borcunu ödememek için Libya'ya apar topar saldırı başlatan, Kaddafi'yi linç ettiren, Libya'da bugün hala devam eden kaos ortamından nemalanmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir. Fransa'nın ana geliri Afrika'dır. 15 ülkenin oluşturduğu bir CFA frangı var. Fransa, Libya'da yenilir ve saf dışı kalırsa, başta Tunus, Fas, Cezayir ve diğer Afrika ülkelerinde Fransa'ya karşı bir başkaldırı olur. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a saldırmasından hemen önce, Suriye'deki Ermeni Tugay'ını, Lübnan'daki silahlı gruplarla, Irak ve Suriye'deki PKK'lıları Karabağ'a gönderen yine Fransa'dır. Macron, Libya olayında NATO'yu Türkiye'ye karşı kullanmak istedi. Macron'un planı NATO'yu Kuzey Afrika'da da kullanmak idi. NATO, işine bak deyince bozuldu. Karizmayı çizdirdi. Birçok ülke için PKK bir terörist örgüt değildir ama sizin için böyledir. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonya Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar. Hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet, sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin. Ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var. Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da attığı adımlardan rahatsız oluyor. Türkiye'nin kendi düzenini bozduğunu düşünüyor. Bu yüzden Türkiye'yi çevrelemek, kuşatmak istiyor. Her taşın altından Fransa çıkıyor. Suriye'deki Ermeni Tugay'ını, Lübnan, Suriye ve Irak'taki terör gruplarını Karabağ'a göndererek Ermenilerin Karabağ'a saldırmasına yardım etti. Le Point Fransız dergi şeytaniler diye kapak başlık atıyor kapağa. Amerikan Atlantik dergisi kötü herifler diye Sayın Erdoğan, Sayın Putin, Sayın Xi Jinping, Lukashenko ve Maduro'yu kapağa taşımıştı. Time tek adamın yükselişi deyip yine Sayın Erdoğan, Putin, Orban ve Filipinler Devlet Başkanı Duterte'yi kapağa taşımıştı. Alman Der Spiegel, Sayın Erdoğan, Xi Jinping, Putin ve Trump'ı kapağa taşıyıp yine benzer ifadeler kullanmıştı. Yani baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Atlantik sistemine, emperyalizme karşı çok kutuplu bir dünya inşa ediliyor ve bu çok kutuplu dünyadaki bağımsız ülkelerin devlet başkanlarının bir şekilde dergilerde bir hedef tahtası haline dönüştüğünü görüyoruz. Çok kutuplu dünyada Atlantik cephesinde yer almıyorsa bir ülke onun başkanını, onun devlet başkanını, onun cumhurbaşkanını kapağa taşıyıp tek kelimeyle bir de
nitelendiriyorlar. Bu videomun daha çok kişiye ulaşması, YouTube'da üst sıralara çıkarak önerilen videolar kategorisinde gösterilmesi için abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı özellikle rica ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.